Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu bir oya modeli çalışacağız. Yine Facebook'tan çok değerli bir takipçi kardeşim var. Onun istediği bir model. Zambak diyebileceğimiz bir iğne oyası modeli. Farklı çalışılmış bir zambak. Onun yapılışını anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Mavi ile çalışmak istedim. Bana gönderdiği resim de maviliydi ve çok hoşuma gitmişti. Yapan arkadaşımızın da ellerine sağlık bu arada. Tabii onu yapan bir arkadaşımız var, benim tasarımım değil. Çok da güzel çalışmış bir flora. Koyu mavim var gösterdiğim. Bir de açık mavim var arkadaşlar. 2 ton mavim var. 4 katlı bükülmüş suni ipek bunlar da arkadaşlar. Ve yeşil ipim var. Bu da başka bir markanın yeşili. Şimdi bugün sizlerle bu modelimizi çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi taktım. Mutlaka esnetiyorum arkadaşlar. Ben bütün ipleri kullanmadan önce. Şimdi elimde halka yapacağım. Sihirli halka diyorlar. Onun içine bir tane düğüm yapacağım. Sonra ben çeviriyorum rahat geçirelim diye. Bazen tel takıyoruz çünkü bunlara. Şimdi bunun içine 3 tane zürafa yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi üçlü bir boru çalışacağım arkadaşlar. İpimi çekerek kapatıyorum ve geride durması lazım bu ipimin, benim rahat çekebilmem için. İlk zürafamı batarak araya bir tane zürafamı yapıyorum. İkisinin arasına yukarıya çıkarken. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken yine arasına bir zürafa. Tekrar son zürafaya geçiyorum. Araya bir zürafa. İğne oyası hep o şekilde çalışılır zaten. Aralara zürafa atılır. Şimdi yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafa vardır. Ona da batarak borumu oluşturmaya başlıyorum. Tabii en zor çalışılan üçlü borudur arkadaşlar. Çok küçük olduğu için yani ilmekler karışabilir, çalışması zor olabilir. Ama şimdi artık hepsine birer kere batarak çalışacağım. Çok fazla çalışmayacağım. Şimdi 3. sıra 4 ve 5 sıra yapacağım arkadaşlar bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar. Evet, şimdi hemen 3 tane zürafa yaptığımda bu sıralarım bitiyor arkadaşlar. Son zürafamı da yapıyorum. Bu kısmı bitiriyorum şimdi. Şimdi yeşil ipimi burada bıraktım arkadaşlar. Mavi ipime geçiyorum. İki ipi yan yana koyup yandaki zürafanın içine batıyorum. Ve alttaki yeşil ipi kaybediyorum aslında. Yani yok oldu orada. Şimdi aradaki zürafa olacaktı. O yok şu anda. Şimdi buraya 1 2 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi buradan kesiyorum. Şimdi yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Ve yine aynı yere batarak bir tane zürafa, tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Sonra en son zürafama geçiyorum. Ve yine aynı yere batarak bir zürafa. Aynı yere batarak bir tane daha zürafa ve ilk zürafama geçiyorum. Araya bir zürafa. Bakın şimdi 9 tane zürafam oldu burada.
Şimdi artık hepsine birer kere batacağım. Bir sıra alttaki gibi düz açarak tutun böyle. Yukarıya geçiyorum. Sonraki sırada buna da batacağım arkadaşlar yine. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Bir kez açık tutuyorum böyle. Ama ondan sonra deminki gibi bu sıra geçtikten sonra parmağımın arasında tutarak yapmam lazım açılmaması için. Yani geniş bir boru olmaması lazım. Çok fazla yayılmaması lazım ki toparlayabilelim boru şeklinde. Evet arkadaşlar, şimdi yukarıya çıktığım zürafayı da battım. Artık parmağımın arasında sıkıştırarak devam edeceğim. Dediğim gibi daha fazla açılmasını, yayılmasını istemiyorum. Boru şeklinde gideceğim. Şimdi bunu toplam 8 sıra, 2 sıra yaptım zaten biraz önce. 6 sıra daha bu şekilde boru şeklinde, geniş bir boru şeklinde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısa bir ip takmıştım da hani çok uzun takmamıştım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmışım şimdi. Hemen bu ipi de yatırıyorum buraya. Deminki gibi bu ipi kaybedeceğim buradan. Son bir sonraki zürafaya batıyorum. İpi de sıkıştırdığım zaman burada kayboluyor zaten arkadaşlar. Şimdi aynı yere batarak arttırıyorum. Ve şimdi alttaki ipimi keseceğim artık. Çok kalın görünmesin diye. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Oraya da bir kez daha batıyorum. Arttırıyorum ve üçüncü zürafama geçiyorum. Yine aynı yere batarak arttırıyorum. 3 tane zürafanın üzerine 5 tane zürafa yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 5'i tekrar edeceğim. İpim ne çok bol ne de gergin olsun. Yani ama sıra arttıracağım için bir tık gergin gibi düşünün. Şey, bol gibi düşünün, pardon. Şimdi hafif sağa çektim, çok hafif. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Karşı sıkıyorum. Bakın, hafif sağa. Şimdi ortadaki zürafaya geçiyorum. Sıkıyorum. Hafif sağa. Çünkü bunlar sola kaymaya meyillidir bu şekilde yaptığınızda benim gibi. Tabii ters yönü yapıyorsanız aynı şeyi ters yönü yapacaksınız. Şimdi ortada arttırdım, sıkıştırdım. Hafif yukarıya doğru çektim. Şimdi yine aynı şekilde hafif sağa. Yandaki zürafaya batıyorum. Sağa. En son zürafama da batıyorum. Zürafa boylarına dikkat edin. Çok büyük de olmasın. Biraz büyüttüm galiba. Çok sıkmadan hemen ayarlayabilirsiniz. Evet, biraz büyük oldu bu. Onu ayarlamaya çalışayım ki görüntüsü kötü olmasın arkadaşlar. Evet, ayarladım şimdi. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Düz gibi ama hafif bir tık büyük bir düğüm mesafesi gibi. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Çünkü çok önemli bu 5-5'ler. Daha önce küpeli de göstermemişim. Üzüldüm sonra. Yandaki zürafaya geçiyorum. Hafif sağa. Tekrar aynı yere batıyorum. Hafif sağa. Sonraki zürafaya geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum.
zürafamı yapıyorum, hafif sağa çekiyorum arkadaşlar. Yani bunun püf noktası bu. Ara ipimiz istenilen mesafede, yani ne çok bol ne çok gergin. Bir de dediğim gibi bakın, şimdi hafif sağa çekmem gerekiyor ki şu yaprak düzgün gitsin. Şu şekilde. Her sırada aynı şeyi yapıyorsunuz. Bunda sıra tekrarlarında çok dikkat etmeniz gereken nokta bu. Karşıya çektikten sonra hafif sağa. Çünkü sona doğru ip daraldığı için orada birikme yapar. Onun için o tarafa doğru kayar model. Onun için hep sağa çekmeniz gerekiyor düğümleri. Şimdi 3 sıra yaptım, 4.'ü yapıyorum. 7 sıra bu şekilde 5 5 5 çalışacağım arkadaşlar. Niye benim görüntüm bozuluyor bugün? Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 sıra bu şekilde çalıştım. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum ama tabii biraz daha gergin getireceğim. Çünkü eksilteceğim artık. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada hep sağa çekin. Düğümü yapın. Karşıya doğru. Hafif, çok hafif ama. Alttan da sıkı tutun ki çok da böyle kayıvermesin. Ve düğümleriniz tabii ki çok sıkı olsun her zaman. Düğümümüzü yerleştirdikten sonra çok sıkın arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi geriye getireceğim. Hepsine birer kere batıyorum ki eksilsin artık arkadaşlar. Evet, 3 tane zürafam kaldı. Yine ipimi hep gergin bir sonraki sıraya göre düşünerek. 1 2 tane zürafam oldu. Daha sonra tekrar ipim yine gergin. Bir zürafam. Şimdi son zürafama geldiğimde çift sarıp bitireceğim arkadaşlar. Çok sıkıyorum ve kesiyorum. Bu düğümler açılmaz arkadaşlar, yani merak etmeyin, hiçbir şey olmaz bunlara. Şimdi bu şekilde yaprağımı çalıştım arkadaşlar. Diğer 3 zürafanın üzerine bir tane daha, diğer 3 zürafanın üzerine de bir tane daha, 3 tane yaprak çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde 3 tane yaprağımızı çalıştık. Bakın şimdi bir tane de burada anlatayım arkadaşlar. Bu yeşil kısmını yapmıyoruz. Sadece 8 tane zürafa atıyoruz. Halka yapmıştık ya, halkanın üzerine 8 tane zürafa yapıp bununla aynı boyda çalışıyoruz. Diğer kökle aynı boyda. Yani yeşil kısmı yok. 8 diyorum, pardon, 9. 9 tane zürafa yapıp aynı şekilde çalışacağız ve yine aynı şekilde 3 tane birbirinin aynısı olan 2 tane çiçek çalışacağız. 3 yaprak birinde, 3 yaprak birinde. Şimdi bunlara tohum yaparak ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tohum yapmak için yeşil ipimi taktım ama bakın şöyle biraz bırakıp, bayağıca bir bırakıp dikip şey yapacak kadar, birkaç zürafa yapacak kadar bırakıyorum. Altı düğüm yapmamak için yapıyorum bunu. Halkayı yapıyorum. Ve içine düğümü atıyorum, döndürüyorum, bir tane zürafa yapıyorum, sonra o zürafanın içine geriye geliyorum ve alttaki halkamı sıkıştırıyorum artık, ucunda da ipim duruyor. Şimdi bunun içine çok zürafa yapacağım. Kaç tane yapayım? 6 7 tane yapayım, tek sayıları çok severim. Şimdi buraya ne kadar olacak? Bunların boyu uzun olacak biraz arkadaşlar. Çünkü şuradan şu mesafede olması gerekiyor ve çıkması gerekiyor biraz. Çok da çıkmasın. Şu şekilde olacak şekilde ayarlıyorum ve sıkıyorum. Bakın.
Şimdi bu şekilde 7 tane zürafa yapacağım buraya. İkinciyi de yaptım. Tekrar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 7 tane yaptık. Bir tanesi kısa oldu arada. O da çok fark etmez zaten. Bu ipim de duruyor burada daha. Şimdi üzerine koyu maviden tohumcuklar yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi koyu mavi ipimi aldım. Bağlıyorum. Yine aynı yere batarak bir tane minik zürafa yapıyorum. Daha sonra onun üzerine geriye geliyorum ve çift sarıyorum, kesiyorum. Alttaki de kesiyorum. Evet, hepsinin üzerine bu şekilde 7 tane küçük noktacık yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde tohumlarımızı da yapmış olduk. Bakın, koyu maviden, açık maviden de çiçeklerimizi yaptık. Tam Kütahya spor oldu. Açık mavi, koyu mavi, hadi gali olduk. Evet, şimdi ipimi, yeşil ipime taktım tekrar iğnemi. Aşağıya geçtim, içinden geçiriyorum iğnemin tersiyle ve tohumları yerleştiriyorum ortaya arkadaşlar. Oturtacağım, çok da tabi çıkartmayacağım ama tam oturmasını da istiyorum oraya. Şu şekilde hafif çekerek oturttum ve bir tane düğüm atacağım buraya. Mavi ipimi tekrar bir sıkacağım. Evet, şimdi bu şekilde ayarladım. Bunu da bunun içinden geçireceğim ama geçirmeden önce bir şey yapmam lazım. Niye biliyor musunuz? Şimdi burada kalacak bu. Bunun geçebilmesi için buradan ben bir tane daha buraya düğüm yapacağım ve bir tane zürafa oluşturacağım arkadaşlar. Arada bir tane minik zürafam oldu. Onun üzerine geriye geliyorum ve yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Bir içine bir zürafa. Bunu yeşil kökümün kapatacak kadar, yani tam ayarlayacak kadar iki tane yeter aslında. Evet, iki tane, bir de başta vardı, onunla üç oluyor. Sonra tekrar ortaya geriye geliyorum. Bakın, bu sefer diğer çiçeğimi alıyorum. Bunlar üçlü boru yapmadım, burada bir genişletmesin bu kısmı diye. Sadece bir içine bir yaparak takacağım o kısımdan. Şimdi hafif çevirmem gerekiyor bunu arkadaşlar. Çünkü diğer yaprakların arasına gelmesi lazım bunların. Bunu dikmeden önce mutlaka, yani düzgün olduğundan emin olun. Bak, dönebiliyor arkadaşlar hemen. Evet, yerlerine otursun çiçek yapraklarınız. Ondan sonra dikin arkadaşlar bunu. Tam emin olun. Yani sonra döndüremezsiniz bunu. Evet, yaptıktan sonra tekrar düğümüzü atıyoruz. Şimdi bunu dikeceğimiz yere hemen dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir tane düğüm attıktan sonra diğer ipimizi kesiyoruz. Nereye dikmek istiyorsak, işte fulara olur, namaz örtüsüne olur, onun yerini ayarlayıp oraya dikiyoruz arkadaşlar bunu. Şimdilik bu kadar anlatacağım. Eğer dikme yerini, yaprak kısmını gösterirsem çok çok uzun bir video olacak, çok sıkıcı olacak sizler için. Daha sonraki bir videoda bunun yapraklarının yapılışını ve eklenişini anlatacağım inşallah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Farklı bir zambak modeli oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı
beğenilerinizi ya da eleştirilerinizi, olumlu olumsuz her türlü eleştirinizi yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın ve lütfen evde kalın arkadaşlar, benim gibi.